Herkese mutlu günler, sağlıklı, sıhhatli günler. Öncelikle teşekkür ederim herkese, bilgisinden, alakasından dolayı. Belli bir saat sonra telefonum şarjından dolayı kapanmış, telefon yanımda değildi, emniyetteydi. O yüzden birçok gelen mesaja cevap veremedim. Sonrasında gelen mesajlara, gelen aramalara şahit oldum. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bugün birazcık daha güzel uyandım. Bu videoyu hazırlamamdaki neden merak eden herkesin hem beni görmesi hem de daha iyi olduğumu bilmesini istemem. Bir başka anlatımla da hastanenin içini gören biri olarak hakikaten dikkatli olmanızı söylemek ve bunu idrak etmenizi sağlamak. Herkesin ağzında şu var: zaten bir gün öleceğiz. Emin olun, böyle ölmek istemezsiniz. Böyle demek de çok saçma. Ama dikkat edin. Hatta çok dikkat edin. Kolay bir şeyle karşı karşıya değiliz. Belki olayın ciddiyetinin farkına varmıyorsunuz. Ama eğer olayın merkezine düşerseniz ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız. Dilerim düşmezsiniz. Evde kal demek, işte kendinize dikkat edin demek de çok aptalca. Biliyorum bazı sebeplerden dolayı çıkmalısınız ama bence dışarıda olmak zorunda kalanlar evde kendilerine bir oda ayarlamalılar. Çünkü benim yaklaşık 15 dakikalık bir dışarıda vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık 15 dakika bile sürmedi. Temel ihtiyaçlarımı alıp hemen eve dönmüştüm. Ve gecesinde saat 2:30 sularında şiddetli ateş, mide bulantısı ve ağrıyla kendimi birdenbire hastanede buldum. Bir de şu dönem gerçekten birbirimize destek olmamız gereken bir zaman. Görmüş olduğunuzu hata olarak kabul edip, belki biraz kininizden, belki duyduklarınızdan birlik beraberliği belki de zedeleyebilecek birbirimizi psikolojik olarak kötü hissedebileceğimiz yerlere sevk ediyoruz. En azından şimdilik şu narit hastalık hayatımızdan gidene kadar birliğimizi, beraberliğimizi, iyi olanlarımızı paylaşmanızı temenni ediyorum. Belki kiriniz, belki nefretiniz var ama inanın değmeyecek şeyler bunlar. Hayatınıza dikkat edin. Hastaneye gitmek zorunda kalırsanız eğer neyle karşı karşıya kaldığınızı kendi gözlerinizle görürsünüz. O yüzden hakikaten herkes için, kendiniz için, aileniz için ve dünyadaki herkes için dua edin. Devletiniz için de dua edin. İçeride inanılmaz bir harcama var, inanılmaz bir emek gücü var. Onlara da lütfen saygı duyun. Eğer bir kere daha yardım çağrısında bulunacaksa devlet, elinizden geliyorsa yapın, elinizden gelmiyorsa susun. Gerçekten içeride ciddi paralar harcanıyor, emekler harcanıyor. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Bu zor zamanda güç oldu. Herkesi çok seviyorum. Sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hem kendinize hem de sevdiklerinize, hem de dünyadaki bütün herkeslere iyi olabilmek, onlara hastalık taşımamak için daha dikkatli olmanızı diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdi bir sağlık problemim yok. Yani çok acil bir doktor, hekim kontrolüm yok.
evde bir süreyi geçiriyorum ve dikkatli olmaya çalışıyorum. İlaçlarımı kullanıyorum. Bu konuda da endişe duymanızı istemiyorum. Görüşmek üzere. Yani söyleyebileceklerim aslında çok fazla ama bu kadarla sınırlı kalmasının ruh sağlığımız adına iyi olmasının gerektiğini düşünüyorum. Hoşçakalın.